Selam ortağımla ben nasılsın, iyisin umarım. Ben soracak olursanız ben de iyiyim. Biliyorsunuz ki benim iyi bir PC'm yok. Ve de iyi bir bilgisayar olmayanlar için nasıl bilgisayar hızlandırılır videolar falan var. Ama o videolarda gördüğüm bayağı yanlış şeyler vardı. Ve de bilgisayarınıza aslında o kadar etki etmeyecek veya doğru gösterilmemiş şeyler var. Bilgisayarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz, nasıl ekran ekleyebilirsiniz ve de çalışmayan programları nasıl çalıştırabilirsiniz onu göstereceğim. Normalde olsa bana ne amına koyayım derim ama aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum ve de benim ortaklarım bu sıkıntıyı çekmesin diye size böyle bir video hazırladım. O zaman hadi videoya başlayalım. İyi seyirler. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This youngin' so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. Şimdi ortak dediklerimi harfiyen yapacaksın. Öncelikle sağ tık dedikten sonra kişileştire tıklayacağız. Sonrasında masaüstü arka plan diyeceğiz. Sonrasında düz renkler diyeceğiz. Bu düz renklere geldikten sonra herkesin bize dediği buradan siyahı seçin. Veya herhangi bir düz rengi seçin. Fakat bu yanlış. Nedeni ise programı kullanıp arka planı yok ettim ve herhangi bir şey ekledim video vesaire. Bunu yapmam daha kolay oldu programı yormadan. Ama siyahla yapınca hafif bir karartı belirtileri olacak. Şu an yaklaştırmışımdır ve görüyorsunuzdur. Yine programı zorluyor. Bu yüzden aynı şekil bilgisayarda da olur. Bizim burada yapmamız gereken şey yeşil yapmak fakat bu tonunda yapacağız. Ama benim gözüm aldığı için ben siyah yapıyorum. Fakat siz yeşil yapın. Daha bitmedi. Masa üstünüzü her zaman oldukça sade tutun. Bunu nasıl yapacaksınız diye soruyorsanız bir masa üstü klasörü oluşturduktan sonra masa üstündeki her şeyi klasörün içine atın. Ve de klasörde kullanın masa üstünüzü. Bunu yapmamızın nedeni eğer arka planınız ne kadar boş olursa RAM'iniz oyuna o kadar daha fazla aktarılır. Şimdi ikinci yapmamız gereken temel bir kısım daha, buradan denetim masası diyeceğim. Ve buradan donanım ve ses diyeceğiz. Güç seçenekleri diyeceğiz. Şimdi buraya geldik. Eğer bir laptop kullanıcısıysanız size güç tasarruf modundadır. Fakat siz bunu güç tasarruf modundan dengeliye alacaksınız. Sakın yüksek performansı almayın. Nedeni ise sizin laptopunuzda batarya olduğu için bataryanızı öldürebilir yüksek performans. Bu yüzden laptoplar dengeliye alsın. Eğer bir masaüstü kullanıcısıysanız dengelidedir sizinki. Siz de yüksek performansı alın. Ama sakın laptoplar yüksek performansı almasın. Şimdik. Yapacağımız diğer işlem ise basit. Buradan Windows artı R tuşuna basarsanız çalıştır kısmı çıkar. Belki olur da çıkmazsa diye ben size diğer yöntemini göstereceğim. Dosya ara kısmına çalıştır yazarsanız yine çalıştır kısmı çıkar ve aynı yere gelebilirsiniz. Buradan ilk başta temp yazacaksınız. Şimdi size burada dosyalar çıkacak. Siz bunları hepsini seçtikten sonra delete edeceksiniz. Bende çıkmadı çünkü en son temizlemiştim. Videoyu 3. 4. kez çekişim. Sağ olsun program hata verdiği için böyle bir durum var. Neyse orayı temizledikten sonra tekrar çalıştır yazıyoruz. Ve de yüzde temp yazıyoruz. Şimdi burada çıkanları ise delete ediyoruz yine. Siz orada da yapacaksınız. İlk başta temp'te yapın sonra yüzde temp'e gelin. Eğer bir arkada program açıksa bendeki gibi video kaydı programı açık diye bu silinmiyor. Size hiçbir program açık olmadan bunu yaparsanız buradaki her şey silinir. Şöyle ondan sonra diğer kısma gelelim, yine çalıştır yazıyoruz. Ve de prefect diyoruz. Prefect yazınca eğer yönetici izni verebiliyorsanız, bilgisayarınızın yetkisi varsa yönetici izni isteyecek. Siz yönetici iznini verin. Benimki şu an istedi, yönetici iznini veriyorum. Evet görüyorsunuz yükleniyor. Sonra Ctrl A ya da tümünü seç ile delete enter. Yapmanız gerekenler çok kolay. Siliyoruz ve bitiyor. Şimdilik bunu yaptıktan sonra herkes bitti zannediyor. Fakat şöyle bir durum var. Buradan geliyoruz. Windows'unuzun yüklü olduğu, yani işletim sisteminizin yüklü olduğu diske sağ tıklıyorsunuz. Benimki C'de. Ondan sonra özellikler diyoruz. Ondan sonra diski temizle diyoruz. Şimdi şöyle bir sekme açıldı. Buradan hepsini işaretleyeceğiz. Bakın dikkatli olun, hepsini işaretliyoruz. Sakın korkmayın, burada genellikle gereksiz dosyaların olduğu bölüm var. Bu yüzden böyle siliyoruz, tamam diyeceğiz. Tamam mı? Hiç korkmayın, sıkıntı değil. Sizin verileriniz veya oyundaki save dosyalarınız falan silinmeyecek. Şimdi bu kısmı da yaptıktan sonra diğer kısma geçelim. Sonra biraz ara vereceğiz videoya. Benim kendi Instagram sayfam ve Discord sunucumu takip edebilirsiniz. Linkler açıklamada, takip edin. Hadi videoya devam edelim. Şimdi ortak diğer bir kısma gelecek olursak. Fakirin Allah belasını versin. Lan sen bir garip keloğlan, senin neyine gümüşten zurna. Aga be İsmail abi, yak 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 ananız. Derinlere dal son sigaranı eskimiş senelere yak.
bilgisayar özellikler dedikten sonra böyle bir sekme gelecek ve gelişmiş sistem ayarları diyeceğiz. Buradan ayarlar diyeceğiz ve şöyle olacak. Siz hiç buraya girmediyseniz sizinki en iyi görünüm için ayarlı olacak. Fakat siz bunu en iyi performans için ayarlayacaksınız. Şimdi ortak, ben burayı yakınlaştırmışımdır. Lütfen sadece benim tıkladıklarıma tıkla ve başka hiçbir şeye dokunma. Ekran yazı tipi kenarlarını düzelte tıklayacağız. Ondan sonra masaüstü simge etkenlerinin bırakma gölgesini kullan diyeceğiz. Simgeler yerine küçük resimleri göster diyeceğiz. Uygula diyeceğiz. Sonra bekleyecek biraz. Kaç dakikamızı alacak? Tamam diyeceğiz. Şöyle bir çirkin arka plan olacak. Fakat hiç takılmayın buna. Nedeni ise şu an sisteminizin neredeyse en üst performansınızı almış bulmaktasınız. Ama şöyle bir durum var. En üstünü daha almadık. En üstünü almak için tekrar çalıştır diyeceğiz. Tamam mı? Çalıştır dedikten sonra MSC config diyeceğiz. Ve de şurada başlatma kısmı var. Buradan sadece sistemi seçin. Geri kalan yan programların hepsini kapayın. Nedeni ise sisteminiz başlarken bu programları da çalıştıracağı için böylelikle başlatması uzar da uzar ve de arka planda bu programları çalıştırdıkça oyunlardaki FPS'iniz o kadar da düşer. Onun dışında eğer oyunlardan hata, kritik hata, error gibi şeyler alıyorsanız hizmetler diyeceksiniz. Buradan tüm Microsoft hizmetlerini gizli sekmesine tıkladıktan sonra şöyle bir sekme açılacak. Burada yan programları görürsünüz. Genelde açılmamasının nedeni şuradaki tik işaretinin kalkmış olmasıdır. Siz buradaki tik işaretini attıktan sonra uygula, tamam diyeceksiniz. Yeniden başlat diyeceksiniz. Ama ben videoda olduğum için başlatmadan çıklayacağım. Onun dışında hala eğer kritik hata ve benzeri şeyler alıyorsanız şimdi buradan yapmanız gereken şey basit. Buradan başlat kısmına girip denetim masası diyeceğiz. Ve buradan sistem ve güvenlik diyeceğiz. Buradan Windows Update'e gireceğiz. Update'e girince şöyle bir sekme açılacak. Nedeni ise bu hiçbir zaman yapmadığınız güncelleştirmeleri ya da çok eskiden yaptığınız güncelleştirmelerin olduğunu gösteriyor. Yani yenileri gelmiştir. Yenilerini görmek için güncelleştirmeleri denetleyeceğiz. Bu 10-15 dakika sürecek. Ondan sonra güncelleştirmeleri yap diyeceğiz. 1-2 saat sürecek. Sonra 1 saat içinde de güncelleştirmeleri yükleyeceğiz. Böylelikle oyundaki aldığınız o kritik hatalar, hata, error gibi şeyler geçecek ve de oyununuzu rahatça güzelce oynayabileceksiniz. Eğer sistemden dolayısa tek çözümü budur. Bu gösterdiğim yöntemlerde. Onun dışında eğer hala açılmıyorsa bilin ki o bilgisayarınızla alakalı değil. Oyun ve oyun dosyası alakası vardır. Ortak maalesef unutmuşum. Son olarak bir şey daha ekleyeceğim. Buradan görev yöneticisi deyip görev yöneticisinin de sizin oynadığınız oyunun mesela bende şu an bandcam açık, tamam mı? Bandcam'ın nasıl daha yüksek performans alabilirim? Öncelik ata diyeceksiniz. Buradan gerçek zaman derseniz bilin ki bilgisayarınızın bütün performansı oynadığınız oyun ya da kullandığınız programa gidecek. Ama bunu yapmanız işlemciyi öldürür. Fakat benim amacım oyundan zevk almak diyorsanız bunu yaparak bilgisayarınızdaki bütün performansı oyuna aktarmış olursunuz. Şu ana kadar yaptığımız bütün şeyler bilgisayarınızın tam performansını almasına yaradı. Bunun nasıl üstüne çıkabileceğinizi şu an göstereceğim. Burayı dikkatlice dinle. Donanım olarak sadece bir flash lazım. Flash'ın kaç GB olduğu pek önemli değil. Sadece mesela bende takılı 2 GB RAM var ya, en az flash'ım 2 GB olmalı ki benim bu Radeon Booster yapacağımız şey işe yarasın. Şimdi diyeceksin ki Radeon Booster ne? Radeon Booster dediğimiz flash'ı RAM olarak kullanma. Evet, böyle bir sistem var. Çok kişi bilmez bunu ama bunu yaparken herkesin yanlış bildiği bir durum var. Bunu yaparsanız bilin ki o flash artık bir işe yaramaz. Yani yarar fakat artık eskisi gibi olmaz. Bu yüzden lütfen bunu yaparken flash'ınızı artık bunun için çalışabilecek bir aygıt olduğunu bilin. Yani bu Radeon Booster'dan çıkarttıktan sonra artık eskisi gibi randıman vermeyecek. Bu yüzden size önerim en az bir 4 GB RAM alın ve dediklerimi harfiyen şu an yapın. Flash'ınıza sağ tıkladıktan sonra şurada Radeon Booster diyecek. Benim aygıtım şu an kullanılamaz Radeon Booster için. Nedeni ise öyle güçlü bir flash değil. Bunu yapmak için size önerim Toshiba'nın nedense çok güçlü bir kapasitesi gibi bir şey var. Şu an ekrana video gelmiştir. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu aygıtı Radeon Booster'a aktar diye bir tik gelecek. Ona tıkladıktan sonra alttaki sayı değerine dikkat etmeyin. Burada dikkat edeceğiniz şey önerilen sayı değeri yerine şu sizin bilgisayarınıza takılı olan RAM'dir. Neden RAM'e dikkat edeceğiz? Mesela bende 2 GB RAM var. Bunu 4 GB yapacağım. 2 GB'ını kullanın flash'ın. Ya da ben dedim ki kendime 6 GB'lık flash'ım var. Artık ben 6'sını da buna vereceğim. 8 yapacağım. Neden bunu katsayılı yapacağımızı şimdi göstereceğim size. Şimdi şöyle bir durum var RAM'lerde. Bildiğiniz üzere 1 GB RAM var. 2 GB RAM var. 4 GB RAM var. 8 GB RAM var.
RAM var, 16 var, 32 var, böyle 2'ye katlanarak giden RAM'ler var. Sen diyeceksin ki 2 GB RAM var, ben buna 4 GB'lık flash'ımın hepsini aktaracağım ve 6 GB RAM edeceğim. Ama şöyle bir durum var, böyle yaparsanız hiçbir zaman flash'ınızdan tam veya doğru bir FPS oranı beklemeyin. Aniden oyunlarda düşecek, 60 FPS'den 30 FPS'e 20 FPS'e kadar düşecek bir droplar yaşayacaksınız. Sanki hiç RAM'iniz olmamış gibi bilgisayarınız bir an görebilir. Bu yüzden size önerim, 2 GB RAM ya, 4 GB flash'ınız var, 2 GB Radeon booster yapacaksınız. Böylelikle tam orijinal bir RAM'miş gibi 4'lük RAM'in vereceği performansı alabilirsiniz. Eklemek istediğim daha fazla bir şey yok. Radeon booster şu an nasıl çıkartıp takabileceğinizi, kapatıp açabileceğinizi, Radeon booster'dan sonra da flash'ı çekmeyiniz. Radeon booster kullanmadıktan sonra flash çekin, yoksa flash'ınıza yazık olur. Dediğim gibi lütfen flash'ını böyle bir Radeon booster için ayır, o flash'ı kullan sadece ki diğer flash'ını öldürme. Çünkü bu Radeon booster dediğimiz flash'ı gayet yoran bir düzenek. Evet ortam, videomuzun sonuna geldik. Elimden geldikçe, dilim döndükçe bildiğim her şeyi size aktararak nasıl sisteminizin en yüksek FPS'inizi alacağını ve de oyunlarda aldığınız o kritik hata gibi durumları nasıl çözeceğinizi, onun dışında sisteminizin en yüksek FPS'den daha yükseğe nasıl çıkabileceğini gösterdim. Benim bildiğim yöntemler bu. Başka bildiğin yöntemler varsa lütfen yorumlara yaz, ama programları yazma. Nedeni ise sistemi hızlandıran programlar aynı Flash'taki gibi Dix'ten yiyor. Yani yüklü olduğu Dix'te 2-3 GB'ını Radeon Booster sistemi gibi alıyor ve böylelikle sisteminizdeki diski, hard disk veya SSD'yi öldürüyor. Bu yüzden gelip de bana programlarla falan bir şey demeyin ve de programları lütfen kullanmayın. Tavsiye etmiyorum. Onun dışında sizden 2-3 ricam olacak. Birincisi, kanala lütfen abone ol. İkincisi, yorum yap. Üçüncüsü ise geçen bana tekme atıp kaçan şu like butonuna sen de bir tekmeyle karşılık verirsin. Teşekkürler. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer sistemin kötüyse, oyuncak oyun arıyorsan sağ üstteki i kartından oyunlara ulaşabilirsin. Eklemek istediğim daha fazla bir şey yok. Kendine çokça iyi bak. Yeni videolarda aynı adrese görüşmek üzere. Bay bay. Sugar baby, the real sugar baby. All you other sugar babies are just imitating. So won't the real sugar baby please jump up, please jump up, please jump up.